İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce on binlerce Mersinli'ye seslendi. Türkiye'yi yeniden toparlayacağız. Mersin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin her şeyini bozdular. Yeni dönemde bizim Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım. Allah'ın izni, milletin isteğiyle yorgun adam gidecek, Türkiye'nin başına taze bir kan gelecek dedi. Toroslar'da bu yaz dolu dolu geçecek. Toroslar Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla her yıl olduğu gibi bu yaz sonunda da dolu dolu bir yaz spor okulu programı hazırladı. Kadın Gazetesi. Sesim Ol. Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta cinsel istismara uğramış kadınlara yönelik destek yürüyüşü düzenlendi. Genç kadını bebeğinin yanında hunharca öldürdüler. Bursa'da Suriyeli genç kadın evinde bebeğinin yanında dört yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Güney Gazetesi. Mersin'de binalar iç içe. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hacı Sefa Tercan, Mersin'in gerçekten çok hor kullanıldığını belirterek, boğazlar kapanmış, binalar iç içe girmiş, yeşil alan çok az bırakılmış dedi. Akdeniz'de 26 park yenileniyor. İlk çalışmaya Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'ndan başlandı. Mersin'in Akdeniz İlçe Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında imzalanan ve 8 milyon lira hibe bütçe sağlayan protokol kapsamında Akdeniz'de yer alan 26 park baştan sona yenilenecek. Çukurova Gazetesi. Mersin'de konut satışları arttı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Mersin'de konut satışlarının 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 oranında artarak 3.624 oldu ve Mersin %3 payla konut satışlarında 6. sırada yer aldı. Boyalı çay üretilen depoya operasyon. Mersin'de polis ekipleri tarafından çay atıklarıyla boya kullanılarak sahte çay üretimi yapılan bir depoya operasyon düzenlendi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda 49 ton çay ve çay yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Haberci Gazetesi. Şeytana pabucunu ters giydirdiler. Kuruluşunun 93. yıl dönümünde Mersin İdman Yurdu ödenmeyen borçları nedeniyle Süper Amatör Ligi'ne düşürüldü. Büyük tepkiye neden olan bu gelişme üzerine kent sakinleri, yöneticiler, idareciler ve siyasilere utanın diye seslendi. Kahramana hüzünlü veda. Çanakkale Boğazı'ndan geçerken 4 Nisan 1953'te İsveç bandıralı Naboland gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısının hayatta kalan son gazisi Hüseyin Akış vefat etti. Mersin Gazetesi. Mersin İnce'den sallandı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin'de düzenlenen mitingde halka seslenirken yoğun kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Otomobil takla attı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.